Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem çok pahalı hem de alınması en mantıksız 3 iPhone modelinden bahsediyorum. Bu listede bulunan 3 iPhone modeli de fiyat performans noktasında çok fazla geri kalan cihazlar. Satın alırken ödeyeceğiniz ücretin çok çok daha altında performans gösterecek 3 adet modeli listeledim. Fazla oyalanmadan gelin birinci cihazımızla başlayalım. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu ederseniz ekstradan destek olmak isterseniz videonun altında bulunan teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. E-ticaret sitelerinde ufak bir gezinti yaptığımız zaman iPhone 13 mini'nin 256 GB hafızaya sahip versiyonunun 44.500 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını görebiliyoruz. Tabii ki bu durum satıcıdan satıcıya ve renkten renge göre de değişiklik gösterebiliyor. Ortalama olarak biz bu telefonun fiyatını 44.500 lira olarak kabul edebiliriz. iPhone 13 mini tip iPhone 12 mini de olduğu gibi tutulmayan bir telefon oldu. Özellikle zaten günümüzdeki serilerinde devamını kestiler. Artık mini serileri üretmeyi bıraktılar. Apple mini serilerinde hiçbir şekilde satış başarısı elde edemediği için bu mini kısmını tamamıyla Plus'la değiştirdi. Yani artık daha küçük telefon üretmek yerine onun yerine baz versiyonun daha büyüğünü üretme kararı aldılar. Gerek mini olsun gerek de Plus versiyonları olsun çok da fazla satılmıyor. Çok da fazla tutulmuyor. Öncelikle bizim bu videoyu çekme amacımız fiyat performans noktası arkadaşlar. 45 bin lira para verdiğiniz zaman bu telefondan 45 bin liralık bir performans alacak mısınız buna göre değerlendirmek yoksa günün sonunda bu telefon 10-15 bin lira olsa 20 bin lira olsa bu telefonu kalkıp ben eleştirmem çünkü zaten 20 bin liraya kadar performansı donanımsal özellikleri gayet de yeterli ama bu durumda 45 bin lira gibi bir fiyata satıldığı için eleştirilecek çok fazla özelliği oluyor fiyat performans noktasında çünkü hiçbir detayı kalmıyor iPhone 13 mini 5.4 inç boyuta sahip OLED bir ekranla beraber geliyor bu ekranımızın çözünürlüğü 1080 2340 Full HD Plus bir ekran 476 ppi piksel yoğunluğuna ve 60 Hz'de ye yenileme hızına sahip. Ekran değerlerinin gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ekran boyutuna oranla piksel yoğunluğunun gayet iyi bir seviyede olduğunu açık bir şekilde belirtebilirim. Ancak 45 bin lira para verdikten sonra 60 Hz ekranla karşımıza çıkması gerçekten de kabul edilebilecek bir şey değil. Zaten o dönemde Apple tarafında çok fazla 60 Hz 120 Hz muhabbeti yoktu. Zaten hala da 14-15'in bazı serilerinde 120 değil 60 Hz kullanıyor. Hatta 16 serisinde dahi 120 kullanılmayacağı iddia ediliyor. Cihazın ekran performansının kötü olduğunu kesinlikle iddia edemem. 45-50 bin lira bütçeyle sunduğu ekran performansı ne kadar iyidir tartışılır. Mesela 45-50 bin lira bütçeyle alacağınız herhangi bir Android telefonun S23 Ultra bunu örnek verilebilir. Ekran performansının çok çok daha iyi olacağı kesinlikle bir gerçek. 45 bin TL bütçeyle bu telefonu alınmaz hale getiren en önemli özelliği batarya noktası. Cihazın boyutu oldukça küçük olduğu için batarya kapasitesi de boyutuna doğru orantılı olarak küçük yapılmış 2425 mAh kapasitesi sahip bir batarya ile beraber geliyor. Günümüz koşullarında kesinlikle çok düşük bir batarya miktarı diyebiliriz tabii ki bazı arkadaşlar ekranı küçük telefonda küçük çok fazla batarya tüketmez diye düşünebilir. Fakat internette yapılan sentetik testlere, batarya testlerine bakarsanız telefonun şarjının oldukça hızlı bittiğini görebilirsiniz. Apple tarafında klasik olarak gördüğümüz 12 megapiksellik OIS destekli bir ana sensör kullanıyor. f1.6 diyafram açıklığına sahip bu sensör 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta da yine 4K 60 fps video kaydı seçeneği bulunuyor. Gerek kamera olsun gerek ekran olsun bu noktalarda geride kalan bir telefon olduğunu çok da söylemek mümkün değil. Bu telefon şu anda 20-25 bin lira bandında satılsaydı şahsen ben de kendim alıp kullanabilirdim. Ancak ortalama 40-50 bin lira olan fiyatını göz önünde bulundurduğumuz zaman cihazın işlemcisi, kamerası, ekranı, kasası, bataryası, hızlı şarj teknolojisi bunlar ne kadar iyi tartışılır. Bunlara bir şey diyemeyiz. Bu arada telefonun 141 gram ağırlığa sahip olduğunda hatırlatalım gerçekten de çok hafif bir telefon. Daha fazla teknik detaya girmeyelim. iPhone 13 mini oldukça küçük batarya kapasitesi kızık. Ekran performansı kamera performansı ortalamanın üstünde bir telefon. Evet gerçekten de benim hoşuma giden beğendiğim bir telefon. Zaten ben küçük telefonları beğeniyorum. Fakat şu da bir gerçek ki bu telefona kesinlikle 45-50 bin TL para verilmez. Hadi gelin ikinci cihazımıza geçelim. Listemizde yer alan ikinci cihazımız iPhone SE 3 2022. Bu cihazın toplamda 3 adet depolama seçeneği bulunuyor. 64, 128 ve 256 olmak üzere tabii ki de fiyatlar değişiklik gösteriyor. 64 GB hafızaya sahip baz versiyonu almak istediğiniz zaman cebinizden minimum 24 bin lira para çıkıyor. Ancak 64 veya 128 bana yetmez. 256 benim için idealdir derseniz bu sefer bu telefonlar 32 bin TL para ödemeniz gerekiyor. Peki gelin iPhone SE 3 bize 32 bin lira bütçeyle ne gibi özellikler sunuyor? Bu seri aslında iPhone 7 veya iPhone 8 temeli üzerinden geliştirilmiş bir seri. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 tarzında cihazları kullanmayı seven bir kitle var. Ekran gövde oranı benim için önemli değil. Bir telefonda orta tuş olması gerekiyor benim kullanabilmem için. Boyutu küçük olacak, hafif olacak diyenler için 7'den 8'den sonra bir de SE serisine geçiş yaptı. 8'in aynı kasası ama işlemcisi vesairesi günümüze uyarlanmış hali. iPhone SE 3 benim nezdimde şu anda alınması en mantıksız Apple'a By it just Ekran özellikleri, kamera özellikleri, genel özellikleri gerçekten de çok çok geride kalmış bir cihaz. Her ne kadar iPhone 7'nin, iPhone 8'in günümüze uyarlanmış versiyonu desek de kesinlikle teknik özellik olarak günümüz içinde yetersiz kaldığını belirtebiliriz. 32 bin liraya satılan SE3'ün ekranı 4.7 inç boyuta sahip IPS LCD bir panel kullanıyor. 750 1334 HD Plus bir ekranla beraber geliyor. Ekran boyutuna bakıyoruz. Ekran boyutu gayet kabul edilebilir. Çünkü zaten bu telefonu isteyen kitle küçük olduğu için istiyor. Fakat ekran teknolojisine bakıyoruz. IPS LCD Şimdi 32 bin lira gözümüzde canlandırıyoruz. IPS LCD panel olduğunu görüyoruz. İnsan burada zaten birazcık bu telefona kıl kapmaya başlıyor. Hadi IPS LCD geçiyorsunuz. Geliyorsunuz. Ekran çözünürlüğü cihazın. Ekranı Full HD Plus bile değil. 750 1334 HD Plus çözünürlüğünde ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu ekrana iyi diyenler de olacaktır. Kötü diyenler de olacaktır. Arkadaşlar şu bir gerçek. Apple'ın cihazları genelde teknik verilerin üstünde kullanıcı deneyimi olarak daha fazla performans sunuyor. Yani teknik özelliklerine bakıyorsunuz. Kötü ama kullanmaya başladığınız zaman size iyi geliyor. Apple'da böyle bir durum kesinlikle var. Fakat bu telefonun 32 bin lira bütçeyle hem teknik özellik noktasında hem de kullanıcı deneyimi noktasında ekranın iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Bu ekranın 625 nit parlaklık sunduğunu da unutmayalım ve 1400'e bir kontrast oranıyla beraber geliyor. Yani olduk kötü bir ekran tabii ki de fiyatına göre. Bunu da not olarak geçelim. Cihazın ekranı %65.36 seviyesinde. Cihazın en önemli noktası 2018 mAh kapasiteye sahip bir bataryasının olması. Çünkü 2018 mAh'lik batarya insana birçok şey düşündürüyor. Tabii ki de ince bir telefon, hafif bir telefon, küçük bir telefon. Hani en fazla ne kadarlık bir batarya sığdırılabilir tartışılır. Ancak 2000 mAh'lik bataryanın kesinlikle günümüz koşullarında yeterli olmayacağını ben açık bir şekilde söyleyebilirim. Birçok genel özelliğini beğenmesem de kamerasının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten tek bir kameraya sahip herhangi bir geniş açı kamerası veya telefoto kamerası bulunmuyor. 12 megapiksellik bir ana sensörümüz var. Optik görüntü sabitliği özelliği zaten bulunuyor. 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Diyafram açıklığımız da f1.8 seviyesinde. Arka kameranın aksine ön kamera gerçekten de hayal kırıklığı yaratıyor. Apple'da çok fazla alışık olmadığımız bir durum çünkü. Ön kameramız 7 megapiksel çözünürlüğe sahip ve sadece 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazın işlemcisi Apple A15 Bionic. Kesinlikle kötü bir işlemci diyemem. Gerçekten de günümüz için bile gayet yeterli. Güçlü bir işlemci. Kalkıp burada ona laf yapmayacağım. 144 gram bir ağırlığa da sahip olduğunu belirtelim. Peki siz bu telefona 32 bin, 33 bin para verir miydiniz sizce mantıklı mı? Listemizin son sırasında yer alan cihazımız benim de özellikle nefret ettiğim iPhone 15'in düz versiyonu yani baz versiyonu Pro veya Pro Max modeli değil. iPhone 15'in düz versiyonunun daha doğrusu baz versiyonunun 128 GB hafızaya sahip versiyonu şu anda 50.000 liraya satılıyor. Bu bana yetmez ben 512 kullanmak isterim derseniz de yine gözünüzün önünden 60.000'i çıkarmanız gerekiyor. Düşünün ki 60 Hz ekrana sahip bir telefona 60.000 lira para vereceksiniz ve baz versiyonu yani Pro veya Pro Max de değil. iPhone 15 benim ne bizimde tamamıyla bir fiyasko iPhone 13'te olduğu gibi iPhone 14'te olduğu gibi Arkadaşlar Apple burada sadece ne yaptı? Dinamik adayı getirdi. Dinamik adayı dışında bu telefona hiçbir değişiklik yapmadı. Yine aynı kasa, aynı tasarım, her şey aynı. iPhone 13 neyse iPhone 14 o diyorduk yani sürekli. Hiçbir fark yok diyorduk. Bu telefonda aynısı arkadaşlar. Çok ufak bir iki makyaj yapmışlar. Yine aynı cihaz hiçbir farkı bulunmuyor. En üst versiyonu 60 bin lira para vereceğiniz iPhone 15'in ekranı 6.1 inç boyuta sahip OLED bir panel kullanıyor. 6.1 inç boyuta sahip bu ekranımız 1179'a 2556 Full HD Plus bir ekran. 460 ppi piksel yoğunluğuna ve 60 Hz'de yenileme hızlı sahip. Ekran paneline bakıyoruz. OLED çözünürlüğe bakıyoruz. Çözünürlükte okey gayet güzel fakat yenileme hızına baktığımız zaman kesinlikle bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Düşünün ki 60 bin lira para vereceksiniz. D120 Hz 90 Hz bile ekran yenileme bulunmuyor. 60 Hz beraber geliyor. Onun dışındaki diğer ekran verilerinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak ne olursa olsun 60 bin lira verilen bir cihazın kesinlikle 120 Hz ekranla beraber gelmesi gerekiyor. iPhone 15 3349 mAh kapasitesi sahip bir batarya ile beraber geliyor. Burada yine 20 wattlık bir hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Bu telefona bu batarya ne kadar yeter bilmiyorum. Çok küçük bir telefon değil çok da büyük bir telefon değil. Ekran noktasında da OLED bir panel kullandığı için ortalama bir pil performansı göstereceğini söyleyebiliriz. Ne var bu cihazda? 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Optik görüntü update'si destekli bir ana kameramız bulunuyor. 2x kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. 4K 60 FPS'te video kaydı yapabiliyor. Diyafram açıklığımız f1.6. İkinci kameramız ekstra geniş açı kamerası. Tabii ki de bu cihazda bir telefoto kamerası bulunmuyor. Biliyorsunuz sadece Pro serilerinde bulunuyor. Ön kameramızda 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazda A16 Bionic işlemcisi kullanılmış. 6 çekirdek bir işlemci. 4 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş versiyon 10 Android puanımızda 1 milyon 500 bin 171 gram ağırlığa da sahip arkadaşlar kesinlikle 60 bin lira para verecek bir telefon olmadığını söyleyebilirim. Şahsen ben 60 bin lira bütçeyle çok daha farklı çok daha güzel çok daha donanımlı Android bir cihaz kullanırdım burada Apple veya iOS takıntısı yapmaya gerek yok. Listede saydığım 3 cihazda gerek 13 mini gerek SE3 gerek de iPhone 15 fiyat performans noktasında çok fazla geri kalmış cihazlar. Fiyatlarına göre oldukça kötü performans sergiliyorlar. Tabii ki de uygun bir fiyata satılsalardı mesela iPhone 13 mini 45 bin liraya değil de 20 bin liraya satılsaydı o zaman biz bu videoyu hazırlayamazdık. Çünkü zaten o fiyata iyi bir cihaz olurdu. Umarım herkes ne demek istediğimi anlamıştır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.